Kanal Çare'den merhabalar. Ben Ekrem Çelikis, Avrupa ve Almanya'dan haberlerle karşınızdayız. Değerli izleyiciler, Almanya'daki kalifiye istihdam sorunu ve demografik gelişmeler ülke refahını giderek daha çok tehdit etmeye başladı. Ekonomi Araştırma Enstitüsü, İİV'nin yaptığı bir araştırmada 2035 yılına kadar birçok çalışanın emekliye ayrılacağı ve yerlerine yeni istihdam sağlanamaması durumunda hissedilir bir refah kaybı olacağı açıklandı. İİV adına araştırmayı yöneten ekonomi uzmanı Michel Hütter, siyasetin bir an önce bu konuyu ele atması ve gerekli tedbirleri alması gerektiğini söyledi. Ülkedeki refah seviyesinin bozulmaması için bir takım öneriler de sunan İİV uzmanlarına göre daha fazla kreş ve okul açılması gerektiği kaydedildi. Zira bu şekilde çocuklu ebeveynler yarı zamanlı iş yerine tam gün işlerde çalışabilecekler ve bu şekilde de istihdam kaybının önlenebileceği kaydediliyor. Ayrıca kalifiye göçmenlerin de emekli ayrılanların yerine istihdam edilebileceği öneriler arasında yer aldı. İV uzmanlarının bir diğer önerisi ise tartışmalı konular arasında yer alıyor. Araştırmada emeklilik yaşının da yükseltilmesi öneriliyor. Hütter politika eğer hiçbir adım atmazsa refah seviyemiz 2035 yılına kadar 326 milyar euro azalacak. Bu her çalışan için yılda yaklaşık 4.000 euroluk matematiksel bir gelir kaybı anlamına gelir açıklamasını yaptı. Şu andaki durumun devam etmesi hepimizin refahına mal olur ve siyasetin de çıkarına olamaz dedi ve ilginç bir şekilde emeklilik yaşının da yükseltilmesini talep etti. Artık mezarda emeklilik mi olacak? Daha ne kadar yükseltilecek? Bu da gerçekten çok ilginç değerli izleyiciler. Almanya'da her siyasetçi emeklilik yaşının yükseltilmesinden bahsediyor. Değerli izleyiciler, bir sonraki haberde görüşünceye kadar hoşça kalın.